Bugün 15 Şubat günlerden pazartesi, 2 günlük hafta sonu arasından sonra yine birlikteyiz. 18.30 akşam bülteni randevunuza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bahardan kalma bir gündü bugün. Özellikle Ordu'da ve yurdun birçok noktasında artan hava sıcaklıkları 7'den 70 herkese rahat bir nefes aldırdı. Çünkü bu sene kış mevsimi uzun ve çok çetin şartlarda geçti. Gerçekten de yaz mevsimini özlediğimizin kanıtı oldu bugünkü hava sıcaklıkları. Akşam bültenini her zaman olduğu gibi Türkiye'de konuşulanlarla başlayacağız. Devletin zirvesinde yaşananlar ilk sıramızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bir süre görüştü ancak görüşme basına kapalıydı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haluk Özen konuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve son olarak da Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouk El Ghanimi konuk etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Ukrayna'daydı. Ukrayna Başbakanlık binasında Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile görüştü. Aile fotoğrafı çektirdi ve heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Ortak basın toplantısında da Rusya'nın gerek Kırım gerekse Suriye'deki saldırgan tutumuna karşı ortak tavır benimsediklerini açıkladı. Bütün dünyanın gözleri üzerlerindeydi. Rusya denilince bir de dış haberden paylaşma yapalım ki İbdil'de hastaneye saldırdı Rusya. Hastane bombaladı. 5'i sağlık çalışanı, 14 kişi öldü. 30 kişi enkaz altında kaldı. Dünyadan bu saldırıya gelen tepkiler ise büyük çünkü konu dünya basınının da birinci sıra gündemine oturdu. Ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bugün A Haber'in konuğuydu. Suriye sınırında yaşananlar gündemindeydi. Türkiye kendi ulusal güvenliği bakımından büyük bir teyakkuz durumunda olmak durumundadır. Kendisini tehdit eden bütün unsurlara karşı hangi tedbirleri alacaksa ve bu tedbirleri alarak hazır vaziyette beklemek durumundadır açıklamalarını yaptı. Türkiye'yi ise maceraya atacak bir adımın içerisinde olmayı asla düşünmeyiz dedi. Birleşmiş Milletler sadece temenni eden kağıt üzerinden bir kurum haline dönüşmüştür şeklinde bir de göndermesi oldu Birleşmiş Milletler'e. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da bugünkü konukları arasındaydı. Akşam saatlerinde yine son dakika açıklaması vardı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, önemli bir rest diyebiliriz. Amerikalılar, Ruslar, diğer güçler hepsinin aklını başına alsın. Orta Doğu coğrafyasında savaşçılık oyunu oynanmaz dedi. Bu sözlerde birkaç gün ana gündem maddelerini oluşturacağı benziyor. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'un Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çatışmalardan sonra yüreklere su serpen bir açıklaması vardı. Yine bugünün ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Sur'dan ayrılan ailelerden birer kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını söyledi. Az önce dediğim gibi en azından orada mağdur olan vatandaşların yüreğine bir nebze de olsa su serpmiş oldu. Özellikle ekonomi kesiminin beklenti içerisinde olduğu rakamlar açıklandı. Bugün Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bütçenin geçtiğimiz Ocak ayında 4.2 milyar lira fazla verdiğini bildirdiği Bakan Ağbal, geçen yıl Ocak ayında da bütçenin 3.8 milyar lira fazla verdiğini anımsattı. Mali disiplin 2016 yılı içerisinde de sürecek şeklinde de notunu düştü. Türkiye gündeminde konuşulan ana başlıklar bunlardan ibaretti. Kendi gündemimizde neleri konuşacağız? Şimdi o başlıklara geçiyoruz ve başlayalım. Geçtiğimiz günlerde TV2 televizyonu olarak bir canlı yayın gerçekleştirdik. Bu kentin yaşayanlarının, geçimini fındıkla sağlayanların bizden istek ve talepleri vardı. Biz de yerine getirdik. Defalarca da söyledik, yine söylüyorum. TV2'nin bu canlı yayınlarındaki tek amacı üreticinin sesini Ankara'ya duyurabilmekti. Bu yayını ne birilerinin söylediği gibi hükümeti fındık üzerinden kötüleme ne de muhalefeti fındık üzerinden kötüleme amacıyla asla yapmadık. 72 saatlik bir yayınımız vardı. Hedefimiz böyleydi. Canlı yayının 36. saatinde Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ile görüştük dedi. Bakanların gündemine girdi fındık. Şimdi bu yayınlar sayesinde fındığın ne durumda olduğunu Sayın Tarım Bakanı Çelik de biliyor, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş da biliyor. Başkentten, siyasetin nabzının attığı yerden yani meclisten canlı yayınlar yaptık. Özellikle partilerin grup toplantılarının da olduğu günü göz önüne alarak AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili ve Milliyetçi Hareket Partili tüm milletvekillerine davetiye çıkardık. Katılmaya uygun görenler katıldı. Çünkü gelen herkesin fikrini almak, görüşlerine yer vermek, fındık ve fındık üreticileri söz konusu olunca önemliydi. Gelen herkes konuştu. Özellikle ana muhalefet adına CHP'li milletvekilleri
konuşurken AK Parti'den de Fındık Bölgesi adına sadece Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu konuştu. Sayın Milletvekili, fındık ve fındık üreticileriyle ilgili neler söylemişti, hangi başlıklara değindi? İsterseniz bir kez daha göz atalım. TV52 canlı yayın ekibinden Mustafa Gündoğdu sormuştu kendisine, işte aldığı o cevap. Şu anda yanımızda AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu var. Hoş geldiniz vekilim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, sizin de takip ettiğiniz gibi Ordu'da olsun, Karadeniz'de olsun gündem fındık, gitgide her gün fiyatı düşen fındık, ne olacak soruları yöneltiliyor. Ne olacak bu fındık? Şimdi tabii fındık deyince Karadeniz bölgesinin, hatta Adapazarı, Kocaeli bölgesinin de çok ciddi manada gelir kaynağı olan bir tarım ürününden bahsediyoruz. Fındık Türkiye'ye çok ciddi katkıları olan da bir ürün. Yani diğer ürünlerle değerlendirilemez. Fındığın %78'i, dünya üretiminin %78'i ülkemiz üretiliyor ve bu aslında çok ciddi bir gelir kaynağı, ülke içinde gelir kaynağı. Bununla ilgili AK Parti iktidarı dönemine kadar çeşitli olaylar oldu, yaşananlar oldu. Şimdi bunun üzerinden siyaset yapanlar var. Bu aslında siyaset yapılacak bir konu değil. Yani önce bunun bilinmesi lazım. Yani bazı milletvekiller çıkıyorlar şimdi. Biz gıdık deriz hani küçük sebetlerle. Burada meclisin kürsülerinde şov yapıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Fındığın meselesi çözülecekse bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılması lazım. Sadece basın toplantıları yapmakla, böyle şeyler yapmakla, işte basına bildiri vermekle, basına çıkmakla fındığın meselesi çözülmez. Bununla yıllarca uğraştık ve uğraşmaya devam ediyoruz. Bu bizim tarım ürünümüz. Bununla biz her dönem uğraşacağız. Geçen yıl fındıkla ilgili problem var mıydı? Yoktu. Niye? Fındık 11 liradan başladı, 20 liraya çıktı. Buna da dedik ki biz serbest piyasa dedik. Serbest piyasa olmamış olsaydı dün fındık 22 lira olmayacaktı. Yani geçtiğimiz yıl böyle bir değerlendirme olmayacaktı. Niye? Fındık az oldu. Üretim az olunca, fındığın üretiminde bir noksanlık olunca ister istemez fındığın değeri de arttı. Tabii o dönemde geçen yılda fiskobirlik ya da TMO devrede değildi. Biz 2006 yılında biliyorsunuz fiskobirliği devreden çıkarttık. Çünkü fiskobirliği daha önceki dönemlerde çok kötü bir şekilde yönettiler. Yani o yönetimlerin neticesinde devletin sırtına çok ciddi bir kambur olarak kaldı fiskobirlik. Bunu kimse konuşmuyor. Yani bugünkü burada fındığın fiyatını artıracağım diye televizyonlarda, basın köşelerinde konuşmaya çalışanlar, yazanlar, çizenler dün fiskobirliğin neden bu hale geldiğini, kimin elinde olduğunu kimse konuşmuyor. Dün kimin elindeydi fiskobirlik? Bunların çok ciddi manada konuşulması lazım. Bizim iktidarımızdan önce, 2002 iktidarından önce fiskobirlik kimin elindeydi? Fiskobirliği bu hale kim getirdi? Neden fındık üreticisi fiskobirlik üzerinden yalnızlaştırıldı? Bunun konuşulması lazım. İkincisi, biz 2006 yılında fiskobirliğin çok ciddi manada sıkıntıya kaldığı için kenara çektik ve dedik ki TMO'yu devreye koyalım. Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girdi. 2009 yılına kadar Toprak Mahsulleri Ofisi bizim bölgemizde fındık aldı. 2009'da da şöyle bir karar alındı. Denildi ki fındık serbest piyasaya bırakılsın. Değerlendirilmesi, fiyatlandırılması serbest piyasaya bırakılsın. Bununla ilgili de ne yapılabilir? Dedik ki biz tamam fındık serbest piyasaya bırakılsın ama hükümet olarak fındığın arkasında durmaya devam ettik. Şimdi üreticilerimiz şunu çok iyi bilsin. Biz sonuna kadar fındık üreticisinin yanındayız. Nasıl yanındayız? 2009 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'ni devre dışı bırakırken fındık üreticilerini milletle ya da kendi başlarına bırakmadık. Ne dedik? O zaman alan bazlı desteklemeyle üreticimizi desteklemeye devam edelim. Bugün geçtiğimiz seçim döneminde, 1 Kasım seçim döneminde bazı siyasi partilerin temsilcileri çıktılar medyada, basın kuruluşlarında, dediler ki efendim fındığa bunlar desteklemeyi artık kaldırıyorlar. Biz de çıktık, dedik ki kimse yalan konuşmasın, biz fındıklı bir desteklememizi devam ettiriyoruz. Alan bazlı desteklememizi de devam ettirdiğimizi ilan ettik ve onları ödemesini yapıyoruz. Şimdi TMO'yu devreden çıkartırken üreticiyi yalnızlaştırmadık, üreticiyi bir kenara itmedik, üreticinin yanında durduğumuzu ilan ettik ve tüm Türkiye fındık üreticisinin tamamı bunu biliyor. Nasıl biliyor? Her yıl gidip devletten dönüm başına 170 lira para almak koşuluyla bunun karşılığını aldığını görüyor. Biz TMO'yu devre dışı bırakmamıza karşılık dedik ki devlet desteklemeye devam etsin. Yaklaşık 30 dönüm yeri olan 5-5,5 milyar lira para alıyor ve bununla biz bir nevi fındık üreticisinin yanında olduğumuzu, onu desteklediğimizi gösteriyoruz. Bunun akabinde geçtiğimiz yıl biliyorsunuz fındıkla ilgili rekoltenin düşük olmasından dolayı fındık fiyatları 22 liraya kadar çıktı. O zaman TMO devrede olmuş olsaydı, deseydi ki TMO ben 10 liradan fındık alacağım, 22 liraya çıkar mıydı? Çıkmazdı. Şimdi serbest piyasa olunca, yani kar ettiğimizde %22 liraya çıkan fındık cebimize girdi. Bu dönemde
Tabii ki burada ciddi manada bir ayak oyunu var. Esas mesele bu. Yani iktidarın üzerine, fındık üzerinden gelmek doğru bir davranış değil. Ben buralara çıkıp konuşan milletvekillerine şunu söylüyorum. Siz iktidarın üzerine, hükümetin üzerine gelmeyi bir kenara bırakın. Bırakın bunun üzerinden siyaset yapmayı. Siyaset devşirmeyi de bırakın. Gidin yüreğiniz yetiyorsa fındıkta oyun oynayan Ali Rüreci ve dala vericilerin peşine düşün. Onlarla ilgili ne yapacaksanız yapın. Beraber yapalım. Evet biz bununla ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Yani şu anda bununla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama fındığın çözümü şu arkadaşlar. Bunu bizim bütün izleyicilerimizin bilmesi lazım. Fındık serbest piyasada olacak. Biz alan bazlı desteklememize devam edeceğiz. Bir de fındığın Giresun'da başlayan lisanslı depoculuk olayını orada da hayata geçireceğiz. Nedeni şu. Fındığını toplayan üretici anında fındığını toplar toplamaz götürüp tüccara teslim ediyor. Yani manavlara teslim ediyor. Onu tesliminden çıkartacağız. Fındığını götürecek. Bir lisanslı depoya teslim edecek ve vatandaş fındığına sahip çıkmış olacak. Vatandaş da fındığına sahip çıkacak. Yani sadece bizim buradaki çalışmalarımız elbette biz sürekli üreticinin yanındayız. Bunu buradan ilan ediyoruz. Sizin aracılığınızla söylüyoruz. Üreticinin oradaki sıkıntısı bizim de sıkıntımız. Oradaki esnafa yansıyan üreticideki sıkıntının esnafa yansıyor. Esnafa yansıyan şey esnafın üzerinden de bize geliyor. Sadece üreticiden değil. Şu anda arıyorum. Kim ararsam arayayım. Ciddi manada sıkıntı olduğunu, paranın dönmediğini söylüyorlar. Bundan yana biz de muzdaribiz. Bununla ilgili çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama bu çözüm akşamdan sabaha olmuyor. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama en önemli çözümü lisanslı depoculuğu hayata geçirmek olarak görüyoruz. Çünkü buna devlet bu sene müdahale etti, hadi girdi diyelim. Yarın ne olacak? Sonraki gün ne olacak? Bunun bu şekilde çözümü değil. Çözüm burada bir, üretici ayağında, iki, üreticiyi yönlendiren bizim oradaki sivil toplum örgütlerinin ayağında, üç, bizim elimizde. Biz de iktidar olarak bunun yanında durmaya devam edeceğiz. Buradan ilan ediyoruz. Yani üreticimizin sonuna kadar yanındayız. Üreticimiz kendini yalnız hissetmesin. Şimdi burada çıkarttınız, siz geldiniz, program yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri niye? İçeride oylamaya katılmayacak onlar. Çünkü oylamada olsan olur, olmasan olur. Öyle bir anlam var onlarda. Yani onlar oylamaya girebilir ama bizim oylamada olmamız gerekiyor. Onun için de buraya gelip bizim milletvekili arkadaşları bununla konuşmuyor. Biz zaten Oktay Bey bununla ilgili Ordu'da hem sizin kanalınızda hem diğer kanalda çıktı, konuştu. Bunun yanında diğer milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Bakanımız bununla ilgili konuşuyor. Bölgedeki milletvekillerimiz konuşuyor. Ama bunun çözümü basın yoluyla sadece buradan sörf yapmakla olmaz. Ya bunun çözümü devletin ciddi manada bir şey ortaya koyması. Biz onunla ilgili arkadaşlarımıza zaten o dert milletin derdi, üreticinin derdi bizim derdimiz. Biz onlar adına geldik burada, onları temsil ediyoruz. Kimse zannetmesin ki onları biz savunmuyoruz burada, öyle bir şey yok. Ama böyle yansıtılıyor, bu bizim de zorumuza gidiyor ve çok çirkince bir şey bu. Bu doğru bir kampanya değil. Eğer fındığın meselesini çözeceksek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de gelecek. AK Parti milletvekili olarak bizler de geleceğiz. Bunun çözüm yolu neyse oturup birlikte karar vereceğiz. Biz bununla ilgili çalışmamız var. Çalışmamızda lisanslı depoculuk üzerine bu geliştirilecek. Ha bugünkü fiyat düşüşü. Evet, 3-5 tane Ali Reci'nin gerçekleştirmiş olduğu bir olay. Bununla ilgili de hükümet mutlaka bu olaya biz de söylüyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Bize gelen tepkileri aynen yerine iletiyoruz. Onunla ilgili de çözüm bulunacak. Biraz sabırlı olmak lazım. Sabırla bu işler çözülecek diye düşünüyorum. Fındığın meselesi de sabırla çözülecek. Evet, fındık 14 liraydı. 14.500 liraydı. 15'e çıktı. Niye satmadık? Yani üretici bunu kendine niye sormuyor? Biraz da böyle bakmak lazım olaya. Yani şimdi üretici fındık 15 lirayken satmadı. Dedi ki 20 liraya çıkacak. Yani 20 liraya çıksa kar edecekti. O zaman hiç kimse bize dönüp bir şey söylemeyecekti. Şimdi 9 liraya düştü. Bu sefer dönüyorlar ya milletvekilleri, ya biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şimdi kısacası ana başlıkları halinde Sayın Vekil Gündoğdu'nun açıklamaları böyleydi. Basına yayında fındık meselesi çözülmez diye konuştu. Bugün ülkelerin iç meseleleri, dış meseleleri, uluslararası politikalar, ekonomik veriler, Türkiye meseleleri hepsi basında konuşuluyor da fındığa gelince niye basında konuşulmuyor birçok kesim gibi biz de merak içerisindeyiz doğrusu. Şimdi yayınlar neticesinde Ankara'ya fındık üreticilerinin sesi ulaştı mı? Evet, ulaştı. Basın yani TV52 tek başına usta kadrosuyla bu kentin yaşayanları adına üzerine düşen görevi, misyonu yerine getirdi mi? Evet, getirdi. Ana Muhalefet Partisi milletvekilleri muhalefet olmaları sebebiyle üzerlerine düşeni yaptı mı? Evet, yaptı. İktidar partisi bunlara sessiz kaldı mı? Hayır, kalmadı. Yayınları ve fındık üreticilerinin seslerini ciddiye aldı.
Tamam dedi. Bu konuyu görüşüp konuşacağız. Canlı yayının 36. saatinde söyledi bunu. TV52 de bu yayınlarla ilgili misyonunu tamamladı. 40. saatte yayınını kapattı. Kapatmasının sebebi de herhangi bir siyasi baskı, lobi baskısı, kamuoyu baskısı falan değildi. Sadece yayınların amacına ulaşmış olmasıydı. Peki nasıl ulaştı? Bakın şöyle ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik dedi ki bir toplantıda, soruyorum, fındık ne kadar? 9 lira. Rafta ne kadar? 40 lira. Ağaca mı çıktın arkadaş? Eline çalı mı battı? Ayağına bir şey mi battı? Nereden geliyor bu 30 liralık kar? Bunları sorgulama dönemi içerisindeyiz. Beni bilen de bilir, kafaya koyduk mu yaparız. Şakası yok bu işin diye konuştu mu? Evet, konuştu. Şimdi bizim vicdanımız rahat. Demek ki vicdanı rahat olmayan bir tek Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu var. Niye mi? Bakın şu sebepten. Fındık 14 liraydı dedi, 14,5'a çıktı, 15 liraya çıktı. Niye satmadık? Yani üretici bunu kendine neden sormuyor diye sordu. O zaman hiç kimse bize dönüp bir şey söylemeyecekti. Şimdi 9 liraya düştü, bu sefer dönüyorlar milletvekilleri, biz üzerimize düşeni yapıyoruz şeklinde konuştu. Peki bir başka televizyon kanalına bugün telefonla bağlanıp ne söyledi? Milletvekillerine suçlar vaziyette söylemler geliştirilmesi doğru değil dedim. Şimdi fındığın 9 liraya düşmesiyle ilgili bizi suçlayan insanlar var. Bunlar doğru değil. Bunu aldılar. Metin Gündoğdu fındığı 14 liradan niye satmadınız kardeşim? 9 liraya düştü bilmem ne oldu noktasına getirdiler şeklinde konuştu. Evet öyle dedi. Fındık 14 liraydı. 14,5'a çıktı. 15 liraya çıktı. Niye satmadık? Yani yine üretici bunu kendine niye sormuyor diye konuştu. Az önceki açıklamalarını da izledik. Bugünkü telefon bağlantısında da dedi ki Sayın Milletvekili, kelimesini dahi değiştirmeden aynen aktarıyorum. Yayınla biz fındığın meselesini çözdük falan. Evet yayın yaparsınız Allah razı olsun ama fındığın meselesi yayınla çözülmez. Yani televizyonda ne kadar program yaparsan yap, gündeme ne kadar taşırsan taşı, bununla ilgili devletin ciddi manada bir siyaset olması lazım diye konuştu. Şimdi ne biz siyasetçiye siyaset öğretmeye kalkalım ne de siyasetçi bize televizyonculuk veya habercilik öğretmeye kalkmasın. Tekrar vurguluyorum, evet fındık üreticisi de, Türkiye'deki tüm tarımla uğraşan üreticiler de, çiftçiler, köylüler de AK Parti hükümetlerinden çok ciddi destekler almıştır. Bunu kimse inkar edemez. Ancak bizim üreticinin sesini Ankara'ya duyurma çabamızı da kimse tutup da hükümet karşıtı yayın gibi lanse etmeye çalışmasın. Nitekim biz yayınlarımızın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'na, Sayın Başbakan'a, Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Tarım Bakanı'na, Bakanlar Kurulu'ndaki tüm üyelere, muhalefet partilerine, Genel Başkan ve Milletvekillerine, tüm Ordulu ve Karadenizli üreticiler adına zaten teşekkür etmiştik. Çünkü bu yayını onlar adına yaptık ve seslerini Ankara'ya duyurmayı başardık. En büyük kanıtı da Ordu Milletvekili Sayın Gündoğdu'nun hala bu yayını konuşuyor olmasıdır. Hem de 40 saat canlı yayın yapıp tek bir dakikasını, tek bir saatini dahi kendi yayınlarında yer vermeyen, bu yayınlarla ilgili tek bir dakika dahi ekranlarına görüntü taşımayan, fındık üreticilerine zaman ayırmayan bir televizyon kanalında konuşuyor olmasını da manidar buluyoruz. Nitekim TV52'nin yayınları, yerel ulusal gazetelerin, ulusal yayın yapan televizyon kanallarının da gündemlerine girdi. Bu da ayrı bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla eğer sorumlu gazetecilikse mesele, biz o mesleki sorumluluğu son noktasına kadar yerine getirdik diyebiliriz. Şimdi kendi gündemimize geçelim. İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Recai Can yaklaşık 15 gün önce eşi ve çocuklarıyla beraber memleketi Fatsa'ya geldi. O günden bu yana kendisinden haber alamayan yakınları durumu emniyet yetkililerine bildirdi. Recai Can bulundu ancak ölü olarak. Ordu'da 15 gündür haber alınamayan kişi, Giresun'da ormanlık alanda ölü bulundu. İstanbul'da eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan 45 yaşındaki Recai C, 15 gün önce memleketi Ordu'nun Fas ilçesine gelmişti. O günden bu yana kendisinden haber alamayan yakınları durumu emniyet yetkililerine bildirdi. Aile yakınları aynı zamanda Recai C'nin bulunması için bir televizyon programına katıldı. Fas ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, programa telefon bağlantısıyla katılan kişileri de yakın takibe aldı. Recai C'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen komşu Mevlüt S'nin kullandığı otomobil, güvenlik kamerası ve MOBESE aracılığıyla incelemeye alındı. Mevlüt S ve arkadaşı Ferdi B'nin kiraladıkları otomobilin, Recai C'nin kaybolduğu günün gece saatinde Giresun'a gittiği ve ertesi gün sabah saatlerinde Fas'a geri geldiği güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca Recai C ile arkadaşı Barkın G'nin aynı akşam bir marketten alışveriş yapmaları
güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bunun üzerine Fas Emniyet Müdürlüğü, Giresun Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bölgede ortak arama çalışması yürüttü. Bu kapsamda Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Köyü'ndeki ormanlık alanda Recai C'nin cesedi bulundu. Yaban hayvanları tarafından bir bölümünün parçalandığı belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından ceset, cenaze aracıyla Recai C'nin memleketi Fas ilçesindeki evine getirildi. Recai C'nin cenazesi, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Emniyet ekipleri olaya ilişkin Mevlüt S., Kenan G. ile eşi Hamide G. ve oğlu Barkın G.'yi gözaltına aldı. Recai C.'nin eşi Sevgi C.'ye de şüpheli sıfatıyla İstanbul'da gözaltına alınırken Fas'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Şüpheli firari B.'nin de bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Ferdi B.'nin Recai C. ve Mevlüt S. ile kaldıkları cezaevinde tanıştıkları yaklaşık 5 ay önce serbest kaldıkları belirtildi. Olay ilişkin soruşturma devam ediyor. Fatsa'dan büyük kötü haber daha var sayın seyirciler. Gürcistan uyruklu 39 yaşındaki Miryani tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Gürcistan uyruklu kişinin ölü bulunduğu evde yapılan incelemelerde ise çalıntı eşyalar da tespit edildi. Ordu'nun Fatsa ilçesi Konakbaşı mahallesindeki kullanmadığı evine gelen OB bir erkek cesediyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerince yapılan incelemede başından tüfekle vurularak öldürülen kişinin Gürcistan uyruklu 39 yaşındaki Miryani Bogvaradze olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede çalıntı eşyalar da tespit edildi. Ceset savcının incelemesinin ardından ilçedeki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yok, ben yeni duydum. Geldim işte buradayım. Kim olduğunu da bilmiyorum. Daha önce kime aitti efendim, onu bilelim. Osman Beşik'e ait. Polisler haber verdi, geldiniz baktınız. Evet, size. Doğru. Gürcü vatandaşı olduğu söyleniyor. Öyle bilgi aldım. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'yi tehdit eden bir başka konu Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması. Aralarında ordunun da bulunduğu Antalya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 zanlıdan 17'si adliyeye sevk edildi. Antalya merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 19 zanlının Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla salıverildi. Diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Antalya'da önceki gün yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Adana, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Aksaray, Ordu, Tunceli, Kütahya ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde bir otelde düzenlenen Akdeniz Bölgesi Ortak Akıl Toplantısı'nda fındık fiyatları ile ilgili konuştu. Zulme dönüşen serbest piyasa vatandaşı hiçe sayan piyasa olur şeklinde bir soru sordu Bakan Çelik, milyonlarca fındık üreticisinin de yüreğine su serpti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kısa bir süredir görevde olmasına rağmen tüketicinin yanında olan çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Ay, biz bunları seyredemeyiz, bunları izleyemeyiz. Çelik'in fırıncıları eleştirmesinin ardından yurdun bazı bölgelerindeki zamlar geri çekilirken, et fiyatlarını eleştirmesinin ardından yapılan çalışmalar sonucu da ette tavan fiyat uygulamasına gidildi. Fındıkta düşen fiyata karşı ordulu üreticilerin de gözü kulağı Bakan Çelik'ten gelecek haberde. Öyle ki Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'ta da görüşen Bakan Çelik, fındığı gündemine aldı ve ilk kez bu kadar net konuştu. Tabii ki biz serbest piyasadan yanayız. Serbest piyasa kuralları geçerlidir ama bu serbest piyasa kuralları da sorumsuz bir kural anlamını taşımamalı. Bir sorumluluk içerisinde piyasada herkes, her türlü bütün aktörler görevlerini yapmaları gerekiyor.
Bakan Çelik geçtiğimiz günlerde bir otelde düzenlenen Akdeniz Bölgesi Ortak Akıl Toplantısında fındık fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Soruyorum, fındık ne kadar? 9 lira. Rafta ne kadar? 40 lira. Ağaca mı çıktın arkadaş? Eline çalı mı battı? Ayağına bir şey mi battı? Nereden geliyor bu 30 liralık kar? Bunları sorgulama dönemi içerisindeyiz. Neye göre bu fiyattan satıyorsun? Böyle bir serbest piyasa, zulme dönüşen serbest piyasa, vatandaşı içe sayan serbest piyasa olur mu? Beni bilen bilir, kafaya koyduk mu yaparız. Şakası yok bu işin diyen Bakan Çelik, serbest piyasa sisteminin zulme dönüşmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Onun için bugün buradan sesleniyorum. Bu kararları aldıktan sonra keyfi olarak kimsenin hareket etme hakkı yok. Ya gelip beraber bu kararı almayacaktık ya da aldığımız kararla uyuyacağız arkadaşlar. Başka yolu yok bu işin. Bunu burada açıkça ifade ediyor. Çocuk oyuncağı değil bu. 78 milyonun hukukunu koruyoruz. 78 milyonun hakkını korumak için hep beraber yola çıkmışız sivil örgütüyle ve bakanlığıyla. İşte bu açıklamalar yaklaşık 8 milyon fındık üreticisinin yüreğine su serpti. Ve Bakan Çelik bu sözleriyle üreticinin gönlünde bir kez daha taht kurdu. İşte böyle fındık Bakanlar Kurulu'nun da Bakanlar Kurulu üyelerinin de gündeminde kalmaya devam ediyor. Üreticilerin yüreğine su serpen açıklamada Bakanlığın Çelik'ten geldi. Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş hafta sonu tatilinin son gününde yani dün pazar günü Kocaeli'deydi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin güçlü yürüyüşünde yolundan alıkonulmak istediğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada Kocaeli'nin AK Parti'nin önemli kalesinden biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini de kaydetti. Çok şükür bu millet bütün bu fitne fesat devirlerini geride bıraktığı gibi. Bugün karşılaştığımız bu fitne fesadı da geride bırakacak. Türkiye'nin düşmanlarının ülkenin ayağına çelme takmaya çalıştığını anlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü yürüyüşünde yolundan alıkonulmak istendiğini belirtti. Türkiye'de bu milletin arasına koymaya çalıştıkları tarihsel kopuş, duygusal kopuş dedikleri işler asla olmayacaktır. Çünkü biz Türkler ve Kürtler tesadüfen bir arada değiliz. Biz 2016 yılı oldu da karşı karşıya ilk sefer karşılaştık değiliz. Bu memlekette Selahattin Eyyubi'nin, bu memlekette Kılıç Aslan'ın çocukları olarak bin küsur senedir komşuyuz, akrabayız, eşimizi, aşımızı, hepimizi aynı kültürün içerisinden bulmuş insanlarız. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 20 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de çok zamanlı ve yönlü terör saldırıları başlatıldığını belirterek şöyle konuştu. Türkiye 20 Temmuz'dan sonra bir taraftan DAEŞ terörü, bir taraftan PKK terörü, bir tarafta DHKPC terörü ve diğer başka ülkelerin terörleriyle başka terör örgütlerinin ortaya koyduğu işlerle karşı karşıya kaldı. Ama şunu söyleyeyim. Nasıl geçici bir hükümet diye bu teröre mağlup olurlar, bunun tarafından esir alınırlar diye düşünüldü ve yanıldıysalar. Ve hükümetimiz o zaman geçici bir hükümet olmasına rağmen, seçim hükümeti olmasına rağmen kararlılıkla üstüne gittiyse cümle alem bilsin ki bu terör aygıtları kullanılamaz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecek. Kurtulmuş, hiçbir sorunu çözme yeteneği kalmamış olan dünya sisteminin yeni çatışmaları da körüklediğini söyledi. Maalesef dünyada bir sorun çözme yeteneğini yitirmiş olan dünya sistemi var. Hiçbir sorunu çözemeyen bir Birleşmiş Milletler'le karşı karşıyayız. Ukrayna krizini çözemiyor, Yemen krizini çözemiyor, Libya krizini çözemiyor, Suriye krizini çözemiyor. Hiçbir sorunu çözme yeteneği kalmamış olan bir dünya sistemi yeni çatışmalarda görünüyor. Birleşmiş Milletler, mülteciler meselesi söz konusu oluyor. Temennide bulunuyor Birleşmiş Milletler. Böyle olmasını temenni ederiz diyor. Suriye krizi diyorsun, otel lobilerinde toplantılar düzenleniyor. Birleşmiş Milletler'in çözüm perspektifi yok. Birleşmiş Milletler temenni ediyor. Ama sahada olan gariban Ahmetlere, Mehmetlere, Hatice'lere, Ayşe'lere oluyor. Dünyanın bu bölgesinde oluk oluk Müslüman kanı akıyor. Dünyanın bu bölgesinde insanların arasına
uzun yıllar boyunca kaldıramayacakları husumet tohumları konuluyor. Fındık fiyatlarında yine çıt yok. Orta Ticaret Borsası'nda geçen hafta 9 lira 25 kuruş olan fındık fiyatı yeni haftanın ilk gününde de yine 9 lira 25 kuruştan işlem gördü. Fındık fiyatı Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 9 lira 25 kuruştan işlem gördü. Ordulu fındık üreticileri fındık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kimi fındığını satanlara, kimi hala satmayanlara sitem etti. Ama bir gerçek vardı ki o da üretici 9 lira 25 kuruş olan fiyattan memnun değil. Fındık fiyatı bugün 9 lira 25 kuruş. Artmış bayağı ya. Artmış mı? Nasıl karşılıyorsun o zaman artışı? Ne nasıl karşılayacağım? Biz aradan çıkarttı fındık fiyatı ya. Ya nasıl edelim? Ne yapalım? Ne yapmamız lazım? En az kaç lira olması gerekiyor? Ne 13 lira satmadık şimdi bu defini yok abiler de boşuna. İyi bir fiyat. Bu zenginlerin fındığı, fakirlerin değil. Fındığı ne bileyim ben de bekliyorum. Fındık evde duruyor. Şöyle bir 15 lira olmasını bekliyorum. Şimdi 9'a sat, 8 lira masraf evet 9'a sat. Pek bir şey teşkil etmiyor. Vallahi 15 lira olması lazım en az. 15 lira olması hepsi boşa emekler. Sizin fındığınız var mı? Var. Ne kadar bir fındığınız var? 2750 kilo fındığım var. Peki ne zaman satmayı düşünüyorsunuz? Belki yok. Belki bir şey yükselir diye. Devletin elinde. Milletin malı para etmiyor. Devlet buraya bir destek verse mesela gene 10 milyon 12 milyon olsa üretici bir allığına kurtarır. Bir allığına kurtarır. Başka yapılacak bir çare yok yani. Vallahi bana sorarsanız biz oraya 550 tane milletvekili gönderdik. Bizden önce onların düşünmesi lazım. Fındık 15 lira aşağısında kurtarmaz. Şimdi fındık 15 lira olması gerekiyor. Ama bak ne oldu gördün mü? 9.25'e inmiş bak orada. Sayın seyirciler, o yaşlı amcanın özellikle vermiş olduğu tepki gerçekten de hoştu. İşte Karadeniz insanının, bizim insanımızın da doğallığı, samimiyeti böylesine doğal ve güzel. Ordu'da serbest piyasada 14 liradan 9 liraya kadar gerileyen fındık fiyatı iş dünyasında da tedirginliğe sebep oldu. Üreticiler fiyatın artması umuduyla yaklaşık 250 bin ton fındığı hala saklıyor. Hal böyle olunca Ordu ekonomisi de durgun. Sıcak para akışının büyük oranda fındığa bağlı bulunduğu ilde iş dünyası da fındıkla ilgili gelişmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, fındıkta yaşanan fiyat belirsizliğini kaygıyla takip ettiklerini söyledi. Sezon başında 13-14 lirayken şu anda 9 liraya düşmesi, tabii fındık dayalı bir ekonomimiz olduğu için piyasaya düşün, orada Türk üretimi 3'te 1 kadar fındık oluyor. Fındığın parası girmemiş oluyor. Üreticinin eline ya tüccarda emanette bekliyor fındık. Hatta tüccarların bir kısmı da işte 13-14 lira fındık aldılar. Şu an 9 liraya düştü. Hatta tüccarlarımızın bir kısmı daha sıkıntı. Yaşanan belirsizlikten her kesimin olumsuz etkilendiğine işaret eden Şahin, sezon başında 14 lira olan fındık fiyatının daha sonra 9 liraya kadar düşmesi fındığa dayalı ekonomimizi bir anda alt üst etti. Şu anda pazara fındık inmediğinden dolayı piyasa kilitlenmiş durumda dedi. 13-14 lira fındık alan tüccarlarımız da şu anda 9 lira fındık satacak halleri yok. Satarlarsa zaten hepsi çoğu aradan çıkar. Yani hem tüccar hayatta memnun değil, hem üretici memnun değil. Sanayici dengeli bir fiyat politikası olmadığı için sanayide fındık kullanan büyük sanayi tesisleri sezon başında 5 avroya aldığı fındığı yahut 5 dolara aldığı fındığı şimdi 3 dolar alıyor. Sanayici de zarar etti. Fındıkta yani 5 dolar aldığı malı şimdi 3 dolar alıyor. Yani dengeli bir fındık politikası olmaması hem sanayici, hem üretici, hem tüccarı sıkıntıya sokmuştu. Ülkeye 3 milyar dolar getiren bir ürüne mutlaka sahip çıkılması gerektiğini belirten Şahin, mutlaka müdahale alımıyla bu sorun çözülür dedi. Bütün meslek grupları piyasadaki para miktarı az olduğu için sıkıntı içinde. Bunu biliyoruz ki fındık bölgesinin bütün milletvekilleri bu konuda bir çalışma içinde. Herkes uğraşmak istiyor. Yani hatta bundan işte bir ay önce yapılan Afyon İstişare toplantısında Sayın Tarım Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığında fındık bölgesinin milletvekilleri bir araya geldiler.
Fındık bölgesindeki ticaret ve sanayi odalarında ve diğer ziraat odalarında hep görüş aldılar. Orada bir masaya yatırdılar bunu. Bir çıkar yolu var için uğraşıyorlar. Şu anda siyasiler de elinden geldiğince uğraşıyor ama bütçede fındık serbest piyasaya bırakıldığı için böyle bir para, bir ödenek yok herhalde ki onu bekliyorlar. Yani şu anda ama 3 milyar dolar döviz getiren bir ürüne ben ekonomiden sorumlu bir başbakan yardımcımız var. Bir müdahale edecektir diye düşünüyorum ben. Şahin serbest piyasa koşullarında fındık iki büyük firmanın insafına bırakılmaması gerektiğini de vurguladı. Şimdi bir son dakika haberi paylaşalım. Aslında olay öğleden sonra olmuş ancak elimize yeni ulaştı. Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürülen otomobil sürücüsü ağaca çarparak durabildi sayın seyirciler. Hurdaya dönen otomobilde Ordulu polis memuru 29 yaşındaki Erhan Ulaş da maalesef hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre olay bugün saat 14.40 sıralarında Erzincan il merkezinde bulunan Milli Egemenlik Bulvarı üzerindeki caddede meydana geldi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 29 yaşındaki Erhan Ulaş idaresindeki otomobil aniden direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulmaya başladı. Cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarını yıkan ardından yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra da güçlükle durabilen otomobil hurdaya dönerken 29 yaşındaki genç polis memuru ise maalesef ağır yaralandı. Kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Erhan Ulaş'ın meslektaşları ölüm haberini almaları üzerine hastaneye hareket etti. Emniyet görevlileri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu üzücü haber için bizler de polisimizi, Ordulu hemşehrimizi Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Kederli ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz, paylaşmış olduk. Son yıllarda en etkili kar yağışının yaşandığı Ordu'da soğuk hava dalgası bugünlerde yerini sıcak hava dalgasına bıraktı. Hafta sonu 15 dereceleri bulan hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta içerisinde Ordu'da 25 dereceleri bulacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, fındık dallarında yalancı bahar esintilerinin yaşanmasına da sebep oldu. Ordu'nun çeşitli yerlerinde ise fındık dalları yaprak açtı. Ordu belki de son yılların en yoğun kar yağışını yaşadı. Ordu'nun yüksek kesimlerinde kimi zaman 3 metreyi bulan kar kalınlığı hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Ordu'da soğuk ve karlı günlerin ardından gelen sıcak hava dalgası ise adeta bahar esintisi yaşanmasına sebep oldu. Hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgası yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken Ordu'da hafta içerisinde sıcaklıklar zaman zaman 25 dereceyi geçecek. Takvimler her ne kadar Şubat ayını gösterse de Ordu adeta bahardan kalma günleri yaşıyor. Yalancı bahar tarım ürünlerini de etkiliyor. Öyle ki artan hava sıcaklıklarıyla birlikte Ordu'nun bazı mahallelerinde fındık dalları yaprak açmaya başladı. Fındıkta Mart ayında açması beklenen yaprakların Şubat ayında açması beraberinde akıllara don riskini getirdi. Hafta içerisinde 25 dereceyi bulacağı düşünülen hava sıcaklıkları bahçelerin bir kısmında yaprak açma riskini de artırıyor. Altınordu Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuvar Müdürü ve Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy ise fındıkta oluşan bu riski TV52 Haber'e değerlendirdi. Şey mevsiminde diye bir söz vardır, deyimimiz vardır. Gerçekten fındık için de aynısıdır. Her şey mevsiminde. Şu an gözlemliyoruz ve değişik bölgedeki mühendis arkadaşlarımızla da konuyu takip ediyoruz. Bazı bölgelerde karanfillerin aşması gibi bir durum söz konusu. Şu an mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var. Bu hafta değerlere baktığımızda 24, 25, 26 santigrat dereceye kadar varan sıcaklıklar fındığımız için büyük bir risk. Geçmiş yılların ortalamasına baktığımızda da bu 10-11 santigrat derecedeymiş. Yani bu 24, 25, 26 Ocak, Şubat ayının 15'indeki bu yüksek sıcaklıklar fındığın, karanfillerin erken açmasına sebep olacak. Ha, bir don vurduğunda da sıkıntı yaşanca malum, herkes tarafından malum. Çok fazla bu açık tarımda yapabileceğimiz bir olay yok.
Bunu kültürel önlem olarak bahçemizde bir sisteme dumanlama yapabiliriz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün vereceği şeylerle, ama yine de takip edeceğiz. Yani bu yüksek sıcaklıkların bir de uzun günler yayılması risk oluşturuyor. Bir de sıcaklıkların yüksek seyretmesi polenlerin, halen tozlanma da devam ediyor, polenlerin kalitesini de düşürecektir. Bu yönden de bir risk. Bekleyip göreceğiz. Ama durumu şu an 26 santigrat derece Şubat'ın 15'inde çok yüksek bir değer. Yani bakıyoruz Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine. İnşallah hayırlısı olur. O beklediğimiz 2014 30 Mart'ı inşallah yaşamayız böyle bir felaket daha. Şu an çakıldak fındık biliyorsunuz yüksek rakımlarda dikilen, tercih edilen bir fındık çeşidimiz. Geç açtığı, geç uyandığı için tercih ediliyor. Onlarda bir karanfillerde aşma yoktur. Özellikle sahil kesimlerdeki tombul çeşitlerimizde işte yağlı, palaz, kara fındık gibi çeşitlerde erken uyanma vardır. Yüksek kesimlerde şu an çakıldak fındıkta bir uyanma olduğunu biz gözlemlemedik. Diğer mühendis arkadaşlarımızdan da öyle bir bilgi gelmedi. Bakacağız, takip edeceğiz. Zamanla olayları arazide takip edeceğiz. Ne gibi önlemler alınabilir onu da üreticimizle paylaşacağız. Şensoy ayrıca olası don tehdidine karşı üreticileri uyararak Tarsim için son başvuru tarihinin 5 Mart olduğunu hatırlattı. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılı Şubat ayı olan toplantısı ikinci birleşimini bugün gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İhtisas Komisyonu'ndan gelen raporlarla dairelerden gelen teklifler görüşüldü. Tüm maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yapılan ve 20 gündem maddesinin görüşüldüğü ikinci birleşim toplantısı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz başkanlığında görüşüldü. Başkanlık birimlerine gelen raporlar teker teker okunup meclis üyelerine sunuldu. 20 gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mecliste yapılan görüşmelerde 15 Ocak 2016 günü Siirt Kent Merkezi'nde şehit düşen Ordulu Özel Harekat Polisi Yalçın Yamaner'in isminin anılması ve yaşatılması amacıyla Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka ve Karapınar Mahallesi'nde yer alan Karşıyaka Bulvarı'nın adının Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurulacak yeni ve büyük caddelerimize, bulvarlarımıza, şehitlerimizin isminin parklarımıza, üst geçitlere verilmesiyle ilgili bir talebimiz var idi. Bunu da arkadaşlarımız metin haline getirmişler. Siirt'te şehit olan Şehit Yalçın Yamaner kardeşimizin isminin aynı şekliyle Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı adı altında Karşıyaka Bulvarı'nın değiştirilmesine yönelik bir tekliftir. Gönül rahatlığıyla kabul edeceğinizi biliyorum ve oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yoğun katılımın yaşandığı meclis toplantısında Bayır Bucak Türkmenleri ve Suriyeli mültecilere yapılacak olan yardımlar da gündeme geldi. Başkan Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçelerin de katılımıyla 10 yardım tırı gönderileceğini söyledi. Ünye Belediye'miz daha önceden göndermişti. Siyasi partilerimiz ve ilçe belediyelerimizin bir kısmı da daha önce göndermişlerdi. Biz de şu anda yaklaşık 10'a yaklaşacak bir tır ile inşallah onlardan gelen talep çerçevesindeki ihtiyaç malzemelerini kısa bir süre içinde yapacağımız organizasyonla ve inşallah buradan bir merasimle, bir dua ile, bir törenle göndermeyi planladık. Katkılarınızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bekliyoruz. İnşallah sizlere duyuracağımız zamanda da bu tırların gönderilmesiyle ilişkin merasimde hep beraber bir arada oluruz. Trafik ışıkları hem trafiğin düzenli akışını sağlıyor hem de sürücülerin trafikte güvenli seyahat etmesine yardımcı oluyor. Trafik ışıklarının olmadığı yerlerse kazalara davetiye çıkarıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Mehmetçik Bulvarı Kız Meslek Lisesi karşısında sürücüler ana yola çıkışta oldukça zorlanıyor. Sürücülerin bu alana trafik ışığının yapılması şart olduğu belirtiliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Mehmetçik Bulvarı Kız Meslek Lisesi karşısındaki alanda trafik ışığı olmamasından sürücüler ana yola çıkmakta zorlanıyor. Kontrolsüzce ana yola çıkan araçlar kazalara da adeta davetiye çıkarıyor.
Dolmuş güzergahı da olan bu yerde araç park ediliyor. Görüş alanı iyice azalan sürücüler ise trafik ışığı olmadığından ana yola çıkışta güçlük yaşıyor. Tehlikenin farkında olan sürücülerin ortak fikri bu alana trafik ışığı yerleştirilmesi. Işık lazım. Aa, buradan geldim, burada dikkat etmeye. Çok dikkat etmesi ya. Gelen minibüsler oradan beri giriyorlar. Çok tehlikeli ya. Normalde ışık olması lazım. Işık olsa sıkıntı yaşamak. Yaşıyoruz, evet. Ne yapılması lazım? Çözüm ne olması lazım? Işık olursa daha iyi olur tabii. Peki, teşekkür ederiz. Fransa'dan ordulu kadın çiftçilere destek geliyor. Proje kapsamında ilk eğitimler Ekim ayında başlayacak. Fransa Türkiye Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Pierre Oteser, Fransa olarak ordulu çiftçi kadınlara destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi İşbirliği ile Ordu'da kurulan Karadeniz Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Fransa Tarım Bakanlığı'nın başlattığı kırsalda yaşayan kadınlara yönelik toplumsal kalkınma projesinde pilot il olarak Ordu belirlendi. Proje kapsamında ordulu çiftçi kadınlara Fransa ve Türkiye'nin tarımsal inovasyon konusunda başarılı üniversitelerinin ortaklığıyla Karadeniz'in coğrafi yapısına uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretimi konusunda eğitimler verilecek. İki ülke tarım bakanlarının Malta'da yaptığı toplantı sonucunda Türkiye-Fransa arasında tarım alanında işbirliği yapılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda Türkiye'de çalışmalara başladıklarını aktaran Autissier, bu anlaşmanın temelini de gıda güvenliği ve fiyat artışını engellemek gibi konuların oluşturduğunu kaydetti. Pour ne pas mettre de ne pas par nos échanges commerciaux introduire de danger dans la population quoi. Autissier, anlaşmanın iki ülke arasında hayvancılığın geliştirilmesini de kapsadığını vurguladı. Fluidifier les échanges. Tu pourras traduire ça pour donner de la souplesse à nos échanges. Donc notre projet est un projet de développement rural. Autissier, Fransa'nın tarım alanında yıllara dayanan tecrübesinden yola çıkarak bölgeye yapılacaklar için kolları sıvadıklarını dile getirerek, Ordu'da olduğu gibi Fransa'da da kadınların kurduğu çiftçi dernekleri bulunuyor. Karşılıklı olarak tecrübelerinden faydalanmaları için ordulu çiftçi kadınları Fransa'ya götüreceğiz. Fransa'dan Ordu'ya gelen tarım uzmanları Ordu Tarım İl Müdürlüğü ile beraber bölgede hangi ürünün feasible olduğunu tespit edecek. Çok dağılmadan geleneksel ürünlerce daha iyiye ulaşmanın yolu aranacak ifadelerini kullandı. Proje kapsamında çiftçilere markalaşma konusunda da eğitimler verilecek. Autissier, Ordu'da olduğu gibi kırsal kalkınma anlamında talep geldiği takdirde başka bölgelere de destek vereceklerini belirterek, ikinci projeyi de ekoturizm alanında Giresun'da başlatacaklarını ve Karadeniz bölgesinin tamamına yaymak istediklerini söyledi. Les acteurs locaux, en particulier la population féminine. Ordu İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği bugün gençlere ve velilere seslendi. Düzenledikleri basın bildirisiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin dini sadece akademik ve teorik bir ders olarak değil, bizzat hayatın içinde yaşanması gereken bir değer olarak anlamalarına katkı sağlayacak olan din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerini seçmeleri konusunda çağrıda bulundu. Ordu İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği bugün şadırvan önünde bir basın açıklaması yaptı. Orimder, dersimi seçiyorum, dinimi öğreniyorum sloganıyla 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin din, ahlak ve değerler dünyasından kopmamaları adına temel dini bilgiler, Hazreti Muhammed'in hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini seçmeleri için velilere ve öğrencilere çağrıda bulundu. Genç yavrularımızın din, ahlak ve değerler dünyasından kopmaması adına temel dini bilgiler, Hazreti Muhammed'in hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini tercih etmeleri hususunda onları teşvik etmeliyiz. Orimder Ordu Şube Başkanı Bergüzar Çiçek, öğrenciler tarafından seçilecek olan bu derslerin
dini sadece akademik ve teorik bir ders olarak değil, bizzat hayatın içinde yaşanması gereken bir değer olarak anlamalarına katkı sağlayacağını belirtti. Öğrencilerimizin en temel ibadet olan namazı kılabilmeleri ve örnek insan Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenerek onun daha iyi tanımaları ancak küçük yaşlarda alınan eğitimle gerçekleşecektir. Öğrencilerimiz tarafından seçmeli olarak alınan bu dersler onların İslami konularda daha etkin bir bilgi birikimine sahip olmalarına, dini sadece akademik ve teorik bir ders olarak değil, bizzat hayatın içinde yaşanması gereken bir değer olarak anlamalarına katkı sağlayacaktır. Çiçek aynı zamanda anne ve babalara da seslendi. Saygıdeğer anne babalar, bir neslin kaderini bir önceki nesil belirler. Sizler temel dini bilgiler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini seçmekle sadece bir ders seçmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda çocuklarımızın ve milletimizin geleceğini de seçmiş oluyorsunuz. Seçmeli dersler bu hassasiyetle bakmanızı rica ediyoruz. Unutmayalım ki geleceğin inşası gençliğin ihyasıyla mümkündür. Söz konusu derslerin seçilmesi için ise son başvuru tarihi 19 Şubat. Ünye ve Çevre İlleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Halit Cimburtoğlu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na ziyarette bulundu. Cimburtoğlu dernek olarak planladıkları faaliyetlerden bahsetti. Yapacakları programları Vali Balkanlıoğlu'nu da davet etti. Birkaç gün oldu, geldi. Genel Merkezi İstanbul Eyüp'te bulunan Ünye ve Çevre İlleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Halit Cimbırtoğlu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bir olarak gördüğümüz için tanıtım atağına geçtik. Yani şimdi ordu... Cimbırtoğlu dernek olarak hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti. Yakın zamanda ordu turizmine katkı sağlamak amacıyla farklı illerin derneklerini orduya getirip orduyu tanıtacaklarını söyledi. Cimbırtoğlu Vali Balkanlıoğlu'na ordu turizmini geliştirmek için yaptığı çalışmalardan dolayı da teşekkürlerini iletti. Kaç gün misafir edip buranın turistik yerlerini gezdirip mutluyum. Tekrar geri götürmeyi planlıyoruz. Bayağı güzel işler yapıyorsunuz. Şelalelerde, denize bakarken, sabah namazında falan aktifsiniz. Aktif buluyorum. Ordunun tanıtımında da bayağı öncülük ediyorsunuz. Bununla alakalı da ayrıca bir Ünye Dernekler Federasyonu olarak bir ordulu olarak teşekkür ediyorum bu aktif olunmanızdan dolayı. Vali Balkanlıoğlu bu projenin ordunun tanıtımı için önemli bir çalışma olacağını kaydetti. Cimbırtoğlu dernek olarak Eyüp Sultan'da düzenleyecekleri kahvaltı programı ve her yıl geleneksel olarak düzenledikleri, bu yıl 12.sini düzenleyecekleri pikniğe Vali Balkanlıoğlu'nu da davet etti. Balkanlıoğlu derneklerin ortak faaliyetlerde bulunmasının önemine dikkat çekti. Bir de bu büyük şehirlerde insanlar kalabalık içerisinde yalnız yaşıyorlar. Evet. Bu tür dernekler vasıtasıyla insanlarımız sosyalleşiyor, birbirinden haberdar oluyor. Sevincini ve acısını paylaşıyor. Kesinlikle. Mağduruna yardım etme yönünde ilerlemeler kaydediliyor. Dolayısıyla bu tür sosyal faaliyetlerin, dernekçilik faaliyetlerinizin de devam etmesi, birbirinizle kaynaşmanızın devam etmesi bizim en büyük arzumuzdur. Dönem dönem bizim de katkıları ve katılımda bulunmamız gereken hususlar olursa, toplantılar, etkinlikler, şu bu, zevkle katılırız inşallah. Bu sene bir projemiz var. Bizim bünyemizde olan derneklerimiz. Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Halit Cimbırtoğlu'nun bir sonraki durağı TV2 oldu. Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Halit Cimbırtoğlu, TV2 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay'ı makamında ziyaret etti. Cimbırtoğlu, TV2'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz diyerek dernek olarak yaptıkları faaliyetlerle ilgili açıklama yaptı. Geldiğimiz sabahı saat 9'da Ünye Devlet Hastanesi başhekimiyle görüştük. Başhekimiyle şunu paylaştık. Dedi ki biz Ünye'de kemik ameliyatı yapabilir miyiz? Doktorları İstanbul'dan getirsek en azından bize bağlı olan derneklerden
her köyden bir hasta getirelim, burada ameliyat ettirelim dedik. Ortopedi ameliyatı yaptıralım dedik. Hastanemiz buna uygun mu dedik. Uygun olduğunu söyledi. Bunun dışında şunu söyledik başhekimimize. Burada alınması gereken taşeron olarak veya memur olarak veya sekreteri olarak, sözleşmeli olarak alınacak bütün personelin ordulu olması tarafındayız biz. Yani ordulular istihdam edilsin istedik. Bunları konuştuk. O da bunun çok doğru olacağını söyledi. Bizim bunları talep ederken özellikle ordu kültürü yaşasın istiyoruz. Yani buradan ordudan birisi kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya başka bir ile işle alakalı gitmesin istiyoruz. Burada yaşasın. Kendi toprağını beklesin. Onun başında olsun istiyoruz. Bunları konuştuk. Güzel bir görüşme geçti. Başhekim de bizim ziyaretimizden çok memnun kaldı. Bu talepleri de gayet uygun gördü. Hatta biz şunu söyledik. Eğer siz bu konuda adam bulamazsanız, işçi bulamazsanız biz size yönlendirelim dedik. Ya da bizim yönlendirdiğimiz arkadaşları değerlendirin dedik. Güzel oldu. Tabii onun sonrasında da bizim Ünye Kaymakamımızla bir randevumuz vardı. Onunla da aynı bu şeyleri konuştuk. İşçilerle alakalı, Ünye'ye yapılması gereken organize sanayi ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk Sayın Kaymakamımızla. TV'lik Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akça ise Cımbırtıoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Halit Başkanıma ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanım ve ÜNDEF Yönetim Kurulu üyeleri bizim sık sık görüştüğümüz arkadaşlarımızdan, hemşehrilerimizden bir tanesi. Dolayısıyla hem o orduya geldiğinde hem de biz İstanbul'a gittiğimizde başkanımla sık sık hasbihal edip istişarelerde bulunuyoruz. Ben dolayısıyla ÜNDEF Yönetim Kurulu üyesi nezdinde başkanıma ve bütün üyelere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım dernekçinin gereğini yerine getiren bir başkan, getirmeye çalışan bir başkan, toplumun her kademesinde olan, her kademesinde örgütlemeye çalışan bir başkan. Dolayısıyla Ünye bu açıdan biraz şanslı. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde bundan sonra olduğu gibi, yani bu zamana kadar olduğu gibi ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam eder. Biz ÜNDEF'in her zaman bize her ihtiyaç duyduğu yerde olmaya devam ederiz. Ve muhakkak dernekçilik anlamında bizim üzerimize düşen ne varsa, yardımlaşma anlamında bizim üzerimize düşen ne varsa seve seve ÜNDEF'le paylaşmaya ve yardımcı olmaya devam ederiz. Bu vesileyle ben de başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bütün dünya halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dünyada her yıl 200 bin çocuk kansere karşı yaşam mücadelesi veriyor. 15 Şubat dünyada ve Türkiye'de çocuk kanseri günü. 0-18 yaş grubu arasındaki çocuklarda görülen çocukluk çağı kanserleri tüm kanser türleri arasında ise sadece %1 ila 2 olarak gösterilse de çocuklarda kansere karşı erken tanı ve doğru tedavi kimi zaman hayat kurtarıyor. 15 Şubat günü Uluslararası Kanserli Çocuklar Ebeveyn Örgütleri Konfederasyonu ve Dünya Çocukluk Çağrı Kanseri Vakfı gibi kurumların öncülüğünde her yıl dünyada Uluslararası Çocuk Kanserleri Günü olarak farkındalık yaratma amacıyla çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor. Çocukluk çağı kanserleri zamanında teşhisle tedavisi mümkün olan hastalıklar. Ne yazık ki dünyada kanser vakaları çevresel kanserojenlerin artışına ve yaşam tarzı değişikliklerine paralel her geçen gün artış gösteriyor. Buna karşılık erken teşhis yöntemlerinin çeşitlenmesi, erken teşhis imkanlarına ulaşımın artması ve her geçen gün gelişen tedavi seçenekleri, farmakogenetik alanındaki gelişmelerle koşut bireysel tıp uygulamaları, kanserle mücadeleyi de eskisinden daha olanaklı hale getiriyor. Yine de gelişmiş ülkelerde dahi maalesef 5 kanserli çocuktan 4'ü hayatını kaybediyor. Bu bağlamda Ordu Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Doktor Ayşin Ertuğrul, TV'deki habere çocuk kanseriyle mücadele konusunda bilgiler verdi. Maalesef çocuk kanserleri için tarama testlerimiz yok. Bunun için ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Düzenli sağlık kontrolleri çok önemli. Bu nedenle biz gebelik döneminden itibaren tüm anneleri takibe başlıyoruz. Doğum yaptıktan sonra bebeklik döneminden alıyoruz. 18 yaşını bitirene kadar normalde takiplerimiz içinde. Bu nedenle anneler özellikle bebeklikten itibaren çocuklarını düzenli takibe aile hekimlerine götürmesini tavsiye ediyoruz. Çocukluk çağı kanserlerinin bir tarama testi yok dedik ama bazı risk faktörleri var. Bazı kalıtsal hastalıklarda yani aileden geçişli hastalıklarda kanser görülebiliyor.
Ama bu şu demek değil, bu hastalık varsa ailede her doğan çocukta kanser olacak değil. Evet. Ama kanser riskini arttırıyor. İşte yüksek dozda radyasyona maruz kalmak, bazı kimyasallara maruz kalmak, bağışıklık sisteminin yetersiz olması da yine kanser riskini arttıran şeyler. Erken tanı çok önemli kanserde, özellikle çocukluk kanserinde. Çünkü biliyoruz ki erken tanı konulursa erken tedaviyle başarı şansı çok daha yüksek. Evet. Çocuklarında gözle görülür bir değişiklik olursa, bir farklılık olursa vakit geçirmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. İşte çocuk çok sağlıklıyken, hareketliyken halsizlik oluyorsa, solgunluk varsa, işte boynunda, kasıklarında, koltuk altlarında lenf bezeleri büyüyorsa, halsizliği varsa, kilo kaybı varsa, vücudunun çeşitli yerlerinde şişlikler, ağrılar oluyorsa en yakın sağlık kuruluşuna götürmekte fayda var. Çocukluk kanserlerinin yarısı lösemi ve lenfoma. Lösemi dediğimiz kan kanseri. Lenfoma dediğimizde lenf bezesi kanseri. Bunun dışında daha sıklıkla gördüğümüz beyin tümörleri, işte kemik tümörleri, yumuşak doku kanserleri de yine çocukluk kanserleri arasında. Az bakacağım. Aç. Açar mısın anne? Yeni haftanın ilk gününde ordulular güneşli, güzel bir güne merhaba dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre son 60 yılın en sıcak Şubat gününün önümüzdeki günlerde yaşanabileceği belirtiliyor. Öte yandan güzel havayı fırsat bilen ordulularsa güneşin tadını çıkarıyor. Ordu güneşli bir havayla güne merhaba dedi. Karadeniz'in sahil kesimlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyretmeye başladı. Genelindeki bu sıcak hava ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarıyla beraber hafta sonuna doğru seyredeceğimizi de söylemek mümkün. Yine Perşembe, Cuma gününe kadar bu durum devam edecek. Bahardan kalan günler, hatta baharı özleten günler yaşayacağımızı söylemek mümkün. Tarih 15 Şubat 2016. Ordu'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlarsa dışarı yakın etti. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün 22 derece olan hava sıcaklığının Cuma gününden itibaren 26 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Adın ne? Mehmet Uğur. Mehmet. Çok güzel ismin varmış. Ne yapıyorsun bugün? Tatil geçiriyorum. Ne yapacaksın bugün tatilde? Oyun oynuyorum. Havalar nasıl sence peki? İyi. Güzel mi havalar? İyi olur. Katkısı olur millete. Odun, kömür, şu bu yok yani. Ne gibi katkılar olur sizce? Katkı en az bir yakacaktan olur. Başka da ne olacak? Başka bir şey yok yani. Güzel. Ben misafirim burada. İstanbul'dan geldim. Ev arıyorum, ev baktım. Böyle bir anlaşma yaptık. Allah izin verirse bugün ya yarın belli olacak yani. Havada bence olması gerektiği gibi. Yani soğukların arkasından böyle bir hava olabilir. Sonra arkasından soğuk da gelebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre son 60 yılın en sıcak Şubat gününün önümüzdeki günlerde yaşanabileceği belirtiliyor. Ordulu vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmayı ise ihmal etmedi. Ordu'nun hem güzelliklerinden yararlanacağız. Ankara'dan gelen misafirim var onunla beraber. Ordu'nun bütün güzel yerlerini gezmeyi düşünüyoruz. Teleferik buna dahil. Bu güzel havada Ordu'nun güzelliklerini yaşayalım istiyoruz. Değerlendiriyoruz biz de çok güzel. Çok kış oldu ama şimdi de havalar çok mis gibi güzel. Ne yapacaksınız bugün? Gezicik, havalıcık. Uçurtma uçuruyorum. Güzel bir hava buldun. Evet. Ne yapacaksın ama şimdi? Uçurtmam uçmuyor. Niye uçmuyor? Uçmuyor işte. Rüzgar mı yok? Rüzgar yok. Nereye kadar uçuracaksın? Gökyüzüne kadar. Bugünkü günümüz kızım ve eşimle birlikte geçecek. Güzel bir eğlence ortamı hazırlamaya çalışıyorum onlara. Uçurtmayla başladık. Diğer tarafları geziyle biter herhalde. Sayın seyirciler, Ordu'nun yerel ekonomide tarihini ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama tarihi geçmişinde zengin demir yatakları sebebiyle özellikle Türkiye'de kazma, kürek, çekiç, testere gibi demir ham maddeli alet edevatın yapıldığı önemli merkezlerden biriydi Ordu. Şimdi ise en önemli geçim kaynağı fındık. Ancak çok değil, 15-20 sene kadar önce de önemli bir meyve deposu olarak biliniyordu Ordu. Özellikle tahıl pazarı olarak bilinen mevkide de buradaki meyve pazarının kalbi olarak tanımlanıyordu.
Dediğimiz gibi son yıllarda sadece fındık konuşuluyor ama bu seferki konuk Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Alaaddin Gülel oldu. Eskinin meyve pazarı Ordu'ya geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Alaaddin Gülal, son günlerce ciddi şekilde düşüşe geçen fındık fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparak önümüzdeki günlerde fındık fiyatlarının artacağına inandıklarını belirtti. Bugünkü ve geçmişteki çalışmalarımız bize fındıkta kötümser göstermiyor. Açıklık getirmek gerekiyorsa gezdiğimiz tüccarda, fabrikalarda fındıkların, emanet fındıkların dahi satıldığını gördük. Bu bize neyi gösteriyor? Çiftçinin elinde %25, %30'luk bir ürün kaldı. Bunun dışındaki ürünlerin satılmış olması görünüyor. Tabii ki buradaki eksik ve yanlış çiftçi olarak biz yeterli örgütlenmemişimiz, yeterli konuyu aktarıp anlatamamışımız, fiyatların önümüzdeki günlerde artacağını görüyoruz. Daha fazla artması için ne yapmak gerekir? Emanet olan, verilmiş olan çiftçinin fındıklarını verdiği kişilerden emanet fındıkları geri istemesi gerekir. Ki bu sefer o emanet fındığı veren kişi mutlaka bir yerden fındık bulmak durumunda kalacak. Evet. Tabii haliyle de fiyatların yükselmesine sebebiyet verecek bu. Ha bu eğilime girmeye çok gerek var mı? Gözlemlerimize göre bunlara da çok da gerek görmemekte. Ha bu bizim beklentimiz çok yüksek, afaki bir fiyattan yana değiliz. Makul fiyattır. Çiftçimiz 13-14 lira olan bir fiyatı makul görmekteydi. Biz birçok açıklamamızda bunları ifade ettik. Bu tür fiyatlar yine makuldür. Bugün 15 liranın üzerine çıkan bir fiyat dengesi de tüketici açısından da düşünmek durumundayız. Bu sefer tüketim konusundaki dengede sıkıntı yaratır. İstanbul Avrupa Yakası Korganlar Derneği üyeleri Durali Mahallesi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Bu birlikteliğin sebebi ise yapımı devam eden camiydi. İstanbul Avrupa Yakası Korganlar'ın sofrasına misafir olduk. Tabii ki güzel bir günde misafir olduk. Çünkü buradaki Korganlı hemşehrilerimiz memleketlerine yaptıracak camiyle ilgili güzel bir kahvaltıda bir araya geldiler. İstanbul Avrupa Yakası Korganlar Derneği Duralı Mahallesi'nde yapımı devam eden camiyle ilgili üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. İstanbul Avrupa Yakası Korganlar Dernek Başkanı Murat Köse destek olan herkese teşekkür etti. Yardım Duralı Mahallesi'ne yapılacak camiye yardım toplamak amacıyla buradayız. Muhtarımıza tekrar hoş geldin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Bu tür etkinliklerde memleketten gelen bu tür destek için buralardaki kimseyi geri boş çevirmiyorsunuz anlaşılan. Evet. Elimizden gelen desteği yapıyoruz. Evet. Bugün de herhalde muhtarım huzurlu bir şekilde gidecek mi deriz buradan? İnşallah. Korgan Durali Dernek Başkanı Yaşar At da böyle bir projede bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Murat Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada Korgan Durali Köyü ve Korganlar tüm arkadaşlarımıza sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Burada kahvaltı nedeniyle değil, bir cami nedeniyle toplandılar. Kendilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiler diyorum. Murat Başkanlığında da toplandılar. Bizlere çok güzel bir karşıladılar ve ilgi gösterdiler. İnşallah bizi de memnun ederek göndereceklerine inanıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. İş adamı Adem Sağcılı da elimizden geleni yapacağız şeklinde konuştu. Bu tabii bir cami yardımı, bu konuşulmaz ama elimizden geleni bugün yapacağımıza eminim. Herkese saygıyla selamlıyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 100'ün üzerinde kanala ceza yağdırdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlhan Yerlikaya, lisans almadan yayın yapıldığı belirlenen kanallara kapatılması yönünde karar aldıklarını söyledi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Profesör Doktor İlhan Yerlikaya, RTÜK'ten lisans almadan yayın yapan 100'ün üzerinde kanalın kapatılması yönünde karar aldıklarını söyledi. Yerlikaya yaptığı açıklamada uydu ortamında izinsiz yayın yapan televizyon kanalları olduğunu tespit ettiklerini belirtti. RTÜK'ten lisans almadan yayın yapan 100'ün üzerinde kanalla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulumuz
bir karar aldı. Bu yüzün üzerindeki kanalın kapatılması için TÜKŞAT'a bildirdik. TÜKŞAT da tebliğlerini yapıyor ve bunların bir kısmı kapatıldı, bir kısmı da devam ediyor. İnceleme yapılan kanallarda aile ve toplum sağlığını bozan yayınlar yapıldığını söyleyen İlhan Yerlikaya, bu kanallar hakkında vatandaştan da çokça şikayet aldıklarını ifade etti. Yani vatandaş ne istiyorsa onu satmak lazım. Kalitesi de öyle, tipi de öyle, cinsi de öyle. Dolayısıyla televizyoncular da bunlara dikkat etmesi lazım. Hedef kitlesi dediğimiz izleyicinin ne düşündüğünü, ne talep ettiğini iyi bilmesi lazım. Ona göre davranması lazım. Yine içerik yönden dediğim gibi televizyonlar bizim oturma odamızda, salonlarımızda bulunan aletlerdir. Dolayısıyla çoluğumuzda, çocuğumuzda, ailemizde birlikte izlediğimiz yayın organlardır. Bu bakımdan daha toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde daha duyarlı olarak bunların hareket etmesi gerekir. Profesör Doktor İlhan Yerlikaya vatandaşların şikayetlerini göz önüne alarak böyle bir karar alındığını söyledi. Bitkisel ilaç adı altında insan sağlığına zararlı bir takım yayınlar da var bunlar içerisinde. Yine bunun dışında bir takım işte telefondu, cep telefonu vesaire elektronik malzemeler satanlar var. Vatandaşlardan zaten bu yönde de çok şikayet geliyor. Yani lisanssız olmanın dışında diyelim 1000 liralık şeyi cep telefonunu alıyor, 100 liraya satıyor. Fakat çakma, yani sorunlu bir takım ürünler. Bunlarla ilgili de bize şikayetler geliyor. Bu bakımdan hem vatandaş tarafından hem de yayıncılar tarafından şikayet edilen bir takım kanallar ve programlardı. Uydu ortamında yayın yapan. Bunlarla ilgili böyle bir karar aldık. Günün gelişmelerinden derlediğimiz son haberdi bu. Haftanın ilk iş gününde ekonomi ve para piyasalarındaki son gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Ardından spordaki son gelişmeler TV'deki spor müdürü Mustafa Özdoğru'dan gelecek. Veda ediyoruz. Yarın akşamki randevu saatimiz yine 18.30. Sağlıklı ve mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, iyi kalın. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.10 yükselişle 71.008 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma günü kapanışına göre 70.069 puan artarken toplam işlem hacmi 4.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık Endeksi %0.27, Holding Endeksi %0.10 değer kaybetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %2.98 ile kimya, petrol, plastik, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise %3.21 ile bilişim oldu. Paranın notlarına bakıyoruz. Dolar %0.59 artışla 2 lira 95 kuruş. Avro'da ise düşüş söz konusu. Avro %0.18 düşüşle 3 lira 29 kuruş. Altın fiyatlarına göz atalım. 24 ayar külçe altının gramında bugün %1.90 düşüş yaşandı ve günü 114 lira 33 kuruştan kapattı. Çeyrek altın 185, yarım altın 371 lira, Atatürk altın 740, Cumhuriyet altını 763 lira. Fındık fiyatları ise Ordu Ticaret Borsası'nda haftanın ilk gününde bugün 9 lira 25 kuruştan işlem gördü. Mutlu akşamlar, Spor'un Doğru Adresi TV52'ye hoş geldiniz. Milyoner.com Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 84-77 yenilen Ordu Spor'da mağlubiyetin üzüntüsü var. Baş antrenör Levent Deringöl çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deringöl şu anda ligin en düşük bütçeli takımı Ordu Spor dedi ve maalesef kan kaybetmeye devam ediyoruz açıklamasını yaptı. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 84-77 yenilen Ordu Spor'da mağlubiyetin üzüntüsü var. Baş antrenör Levent Deringöl yaptığı açıklamada maça çok iyi başladıklarını ancak bir süre sonra kısıtlı kadronun verdiği sıkıntılardan dolayı rakibin farkı açtığını kaydetti. Maç boyunca yabancı oyunculardan istediği verimi aldıklarını ancak bazı oyuncularından alamadıklarını belirten Deringöl, bu durum kaybetmemize neden oldu. Zaten dar bir kadroyla maçlara çıkıyoruz. Bazı oyuncularımızın da verimsiz olması elimizi kolumuzu bağladı. Mutlak kazanmamız gereken maçtan mağlup ayrıldık ifadesini kullandı. Maçın bazı bölümlerinde gerek savunmada
gerekse hücumda istediklerini yapamadıklarını dile getiren deneyimli antrenör, "Çok iyi bir takıma karşı mücadele verdik. Deplasmana yenmek için gitmiştik ama olmadı. Bunu başaramadık. Şu anda ligin en düşük bütçeli takımı Orduspor. Sezon başından bu yana yaşadıklarımız da ortada. Maalesef kan kaybetmeye devam ediyoruz. Sıralamada ise son sıraya düştük. Üzgünüm" açıklamasını yaptı. Lige milli maç dolayısıyla bir hafta ara verildiğini anımsatan Deringöl, ardından Abdullah Gül Üniversitesi ile sahamızda karşılaşacağız. Bu maça kadar toparlanmamız gerekiyor. Bu biraz zor olacak ama ne yapıp edip takımın toparlanmasını sağlayacağız. Çok geç olmadan son sıradan kurtulmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Deringöl, ligden düşmeyi hak etmediklerini, takımı ligden düşürerek camiaya futboldan sonra yeni bir üzüntü daha yaşatmak istemediklerini belirtti. Fas'ta Belediyespor'da moraller bozuk. İkinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışının çok gerisinde kalan Fas'ta Belediyespor'da teknik direktör Taner Gürsoy bir an önce toparlanmak zorunda olduklarını belirtti. Fas'ta Belediyespor'da peş peşe alınan mağlubiyetler camiayı fazlasıyla üzdü. Aşırı kar yağışı nedeniyle ertelenen Güzel Ordu Spor ve 1926 Bulancak Spor maçının ardından ligden çekilen Soğuk Sinirli Spor maçını hükmen kazanan Sarı Lacivertler peş peşe oynadıkları iki karşılaşmayı kaybetmesinin ardından zirve yarışının bir hayli gerisinde kaldı. Sarı Lacivertler bugünü dinlenerek geçirirken yarın yapacağı hafif ter antrenmanın ardından 17 Şubat Çarşamba günü erteleme maçında deplasmanda 1926 Bulancak Spor ile karşılaşacak. Fas'ta Belediyespor Teknik Direktörü Taner Gürsoy, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını, 1926 Bulancak Spor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Peş peşe alınan iki yenilginin beklenmedik bir durum olduğunu ifade eden Gürsoy, "Aslında kamp dönemini iyi geçirdik. Peş peşe ertelenen maçlar nedeniyle tempodan uzak kaldıklarını, Ladik deplasmanında iyi oynamalarına rağmen rakiplerinin çok daha iyi olduğunu, bir an önce toparlanmak zorunda olduklarını belirten Gürsoy, ligi en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceklerini söyledi. Güzel Ordu Spor'da yüzler geliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak ikinci yarıda iyi bir çıkış yapan Güzel Ordu Spor'da teknik direktör Cahit Terzi iyi yolda olduklarını, almış oldukları bu skorlarla bunu gösterdiklerini ifade etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak sükse yapan Güzel Ordu Spor'da yüzler gülüyor. İlk maçında Görele Spor'u 3-2, ikinci maçında deplasmanda Kastamonu İl Özel İdare Spor'u 2-0, erteleme maçında deplasmanda Fas'ta Belediye Spor'u 3-2 ve son haftada Havza Belediye Spor'u 1-0 yenerek 4-4-4 yapan Güzel Ordu Spor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Güzel Ordu Spor Teknik Direktörü Cahit Terzi iyi yolda olduklarını, almış oldukları skorlarla bunu gösterdiklerini ifade etti. Bir haftada 3 maç yaptıklarını, bu nedenle yorulan futbolcularına 2 gün izin verdiklerinin altını çizen Terzi, "Bir haftada 3 maçı kazanmak güzel bir şey. Bu anlamda başta futbolcularımı kutluyorum" diyen Terzi, sezonu en üst sıralarda bitirmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Ordu 1. Amatör Kümede bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarda sürpriz yaşanmadı. Oynanan 9 karşılaşma ile tamamlanan 13. hafta sonunda her iki grupta liderler koltuğunu korudu. Ordu 1. Amatör Küme 13. hafta maçları oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı. A grubunda 5 karşılaşmada rakip fileler 28 kez sallanırken B grubunda rakip fileler 19 kez sallandı. Haftanın en farklı skorunu 14-0'lık galibiyetle Altınordu Belediyespor Çatalpınar Spor karşılaşmasında aldı. 9 karşılaşmadan 6 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken 3 karşılaşmayı deplasmanda takımlar kazandı. Haftanın diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı. Ünye 1957 Spor 1, Akyazı Gençlik Spor 0, Altınordu Belediye Spor 14, Çatalpınar Spor 0, Perşembe Spor 5, Kumru Spor 0, Aybaslı Spor 1, Gölköy Spor 3, Korgan Spor 3, Kiraz Limanı Spor 1, Ordu İtman Yurdu 1, Esnaf Spor 4, Fas'ta Yaşam Spor 3, Soya Spor 0, Demir Spor 2, Çamaş Spor 0 ve Kabadaş Spor 1, Ulubey Belediye Spor 8. Bu sonuçların ardından A grubunda Ünye 1957 Spor 37 puanla liderliğini sürdürürken B grubunda Ulubey Belediye Spor 34 puanla liderliğini sürdüren takım oldu. 14-17 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Turkish Open Tekvando Turnuvası başladı.
Turnuvada orduyu Buse Şentürk ve Gözde Nur Yılmaz temsil edecek. Hedefte ise dereceye girmek var. Bu turnuvanın hemen ardından ise başka bir turnuva daha var. Aynı isimler bu kez 18-20 Şubat tarihinde başlayacak 4. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek. Evet, yanımızda şampiyon var. O turnuvalara alışık bir isim. Turnuvadan turnuvaya koşuyor diyebiliriz. Halil hocamızın gözdesi Buse. Merhaba Buse, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, sağ ol, teşekkür ederiz. 14-17 Şubat'ta yine önemli bir turnuvaya katılacaksın, Turkish Open. Onun ardından yine bir turnuva daha var. Durmak yok sana herhalde. Aynen, turnuvadan turnuvaya koşuyoruz bakalım. İnşallah bu gittiğimiz turnuvada güzel dereceler elde ederiz. Evet, şampiyonluklarla dolu bir kariyerim var. Aslında bakacak olursan bu önümüzdeki turnuvalarda neler bekliyor bizi peki? Yani bu turnuvalarda da tıpkı diğer turnuvalar gibi çalıştığımızın karşılığını almak amaçlı güzel bir şekilde maçımızı yapacağız. Evet, yine oradan Buse'den derece bekleyelim mi? Yani inşallah. Ya bu turnuvaya çok çalışamadık. Yani çok aşırı yoğun bir şekilde çalışamadık ama ne olacağı tabii bilinmez. Eski tecrübelerimizle, deneyimlerimizle yine güzel dereceler gelebilir. Evet, inşallah diyelim. İnşallah. Evet, Halil hocamız tekvando deyince akla gelen tek isim tabii ki. Hocam, yine Buse'yi bir şampiyonaya gönderiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii Buse ile beraber kız takımı ağırlıklı katılıyoruz. Özellikle büyükler kategorisinde Buse ve Gözden Uyulmaz arkadaşımız da katılıyor. Buse tecrübeli bir sporcu. Tabii ki onun şu an içinde bulunmuş olduğu şartlar Samsun'un okumasından dolayı yeterli ve planladığımız antrenmanların yoğunluğuna katılamıyor. Ama biz bu arada müsabakalara katılarak onun müsabaka deneyiminden eksik kalmasını istemiyoruz. Bu sene inşallah üniversitesi bitiyor. Bittikten sonra yaklaşık 4 ile 6 yıllık çok ciddi bir program düşünüyoruz. Buse kızımız bizim her şampiyonada yüz yakımız oluyor biliyorsun. Takımın motivasyonu artık ablalık da yapıyor. Yakında bir eğitim öğretmeni olacak inşallah. Tecrübesiyle beraber bizi Turkish Open, Dünya Tekvando Federasyonu ve Türkiye Tekvando Federasyonu'nun beraber düzenlediği G1 niteliğinde olimpiyatlara puan veren bir müsabakaya katılıyoruz. Bu müsabaka biter bitmez de hemen peşinde Avrupa Takımlar Şampiyonası var. Onu da Avrupa Tekvando Federasyonu ile yine bizim ülkemizdeki Tekvando Federasyonu beraber organize ediyorlar. Buradaki temel hedefimiz 2020 olimpiyatları açısından giden bir yolu düşünmek zorundayız. Zaten 2016'yı kaçırdık. Bir proje başlatmıştık, o yarıda kaldı maddi kaynakların yetersiz olmasından dolayı. İnşallah 2016 itibarıyla güzel bir çıkış yakalayacağız. Ya zaten aslında biz çok güçlü bir spor altyapımız var biliyorsun. İnanılmaz sporcularımız var. İşte Buse de yakından takip ediyor. Yıllardır yaptığımız çalışmaların neticesinde şampiyon olan çocuklarımız il dışındaki kulüplere gidiyor. Buse'yi de aslında isteyenler oldu ama ben vermek istemedim. Yani Buse ile ilgili ordu açısından başka bir projemiz var. Hatta projenin bir bölümünde onu da şu an söylemiyorum. Kazanacağı başarılar getireceği samimiyet içerisinde bunları gerçekleştireceğiz. Biz her gittiğimiz yerde gerçekten ordunun adını çok ciddi bir şekilde duyuruyoruz. Nasıl duyurduğumuzun Ordu ilindeki yansıması noktasında eksiğimiz var. Tabii ki bu bir kamuoyu, medya gücüyle oluyor. Sağ olun, sizler başta olmak üzere zaman zaman yaptığımız çalışmaların neticesinde ortaya gelen başarıları Ordu halkına duyurmaya çalışıyoruz. Hep beraber ilin potansiyelini yükseltme, marka değerini yükseltme, yaşanabilir bir il olduğunu ifade etmekte çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah bunu beraberce Ordu halkıyla paylaşırız. İnşallah diyelim. Başarılar o zaman. Başarılar bu sefer. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.